Arkadaşlar bugün size özellikle et terbiyesi ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Et terbiyesi nasıl yapılır, ne katılır? Belki video bir dakika, iki dakika uzatır. Yalnız bunlar çok önemli ayrıntılar. Bazen ne oluyor? Soda kullanıyorlar, kola kullanıyorlar. Çok değişik malzemeler kullanılıyor. Ben olması gerekeni söyleyeceğim. Asıl et terbiyesinin nasıl olması gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi önce etimizi şöyle bir kabın içine alalım. Bu videoyu çok iyi dinleyin arkadaşlar. Etin kendi kanını içine döktük. Etin öbür tarafı, etin kendi kanı içinde o tarafa bir iki saat bekledi. O tarafını göstereceğim. Şöyle bir çevirelim. Renk değişimini görüyor musunuz arkadaşlar? Sadece bir saatte bile etin rengini değiştirmiş. Bu etin en iyi terbiye yöntemi nedir? Etin kendi kanıdır, kendi suyudur. Eti bir günde çürütür. Siz ne yapacağınız? İşiniz acele değilse eti kendi kanının içinde bir gün boyunca 2-3 kere değiştireceğiniz. Dolapta bu eti 2 gün boyunca bekletebilirsiniz. Kendi kanının içinde çevire çevire o et bildiğin lohum olur. Ette renk değişimi olur. Kesinlikle o renk değişiminden korkmayın. Şimdi eti buradan bir çıkartalım. Diğer et terbiyesini göstereceğim. Şöyle etimizi tekrar kabaralım. Kabımızı çalardık geldik. Arkadaşlar ikinci terbiye soğan. Soğanı rendeleyeceğiniz, suyunu sıkacağınız, o suyunu etle karıştıracağınız, bir gün dolapta bekleteceğiniz. Yalnız soğanın kendisini katarsanız soğan eti yeşillendirir. İstediğiniz gibi sonuç elde edemezsiniz. Bu soğanı birazdan yemekte kullanacağım. Üçüncüsü arkadaşlar domates. Domatesi rendeleyeceğiniz, doğranmış etin üstüne suyunu dökeceğiniz, bir gün dolapta bekleteceğiniz. Bu saydıklarım asit oranı o kadar yüksek ki etinizi ne yapar? Hamur gibi yapar. Şimdi sıra geldi yoğurt suyuna. Arkadaşlar bunların içerisinde hemen hemen en etkilisi diyebileceğim yoğurt suyudur. Yoğurt suyu da aynı şekilde dökeceğiniz, bir gün marine edip bekleteceğiniz, yoğurt suyu etinizi çürütür, taşı deler. Şimdi sıra geldi koluya. Arkadaşlar bu kolayı çok yerde kullanırlar ama hiç kimse kullandığını söylemez. Kola içindeki asit oranı çok yüksek olduğundan dolayı ne yapar? Etinizi çürütür. Bunu da bir kenara alalım. Arkadaşlar sıra geldi sodaya. En saçma yeri de bu işin soda. Sodanın gaz oranı çok yüksek. Sodayı ete döküyorlar. Ete dökünce hemen bir kabarcıklar çıkıyor. Sanıyorlar ki etimiz terbiye oluyor. Aslında içindeki gaz atıyor. Normal bildiğin çeşme suyuna dönüyor. Yani soda eti terbiye etmez. Sadece eti bozar. Bir de hadi terbiyesinde kullanmayın dedim. Ocakta. Ocakta ne yapıyorlar? Götürüyorlar sodayı döküyorlar. Yine bir kabarcıklar çıkıyor. Gazını dışarıya atıyor. Sanıyorlar ki etimiz sodayı döktüğümüzden dolayı işte. Öyle bir şey yok. Zaten soda dökeceğini çeşmedeki suyu da döksen o suyu aldığından dolayı etimiz pişer. Arkadaşlar malzemelerin hepsini kenara aldım. Bize burada lazım olacak olan sadece soğan, sarımsak, et. Bunları da kenara alayım. Tabii ki etteki birinci kuralı söyleyeyim. Arkadaşlar etinizi alıyorsanız, lezzetli bir et yemek istiyorsanız dana ön koldan alırsınız. Dana ön kol 2 saatte pişer. Dana tranş alırsınız 20 dakikada pişer. Dana yumurta alırsınız ortalama yarım saat civarında pişer. Şimdi bizim bu etimiz dananın yumurta yerinden kasaba gittim. Elinde tranş yokmuş, yumurtayı aldım. Bu et ortalama pişme süresi 20 dakika. Arkadaşlar ocakta da etinizi pişirirken pişmeyen et nasıl olur? Nasıl pişirilir? Onu da göstereceğim. Aynı sodada anlattığım gibi suyunun nasıl katılacağını da göstereceğim. Et pişirme ile ilgili aklınızda en ufak bir şüphe kalmayacak. Tohum gibi et pişirebileceğiniz. Şöyle ete bakın. Bu etin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ocağa koy, küllenir. Neden? Hem kendi kanının içinde beklemiş, dinlenmiş. Hem de dananın yumurta yeri. Tabii ki yumurta yeri tranşa göre biraz daha geç pişer. Hemen şimdi etimizi bir doğrayalım. Etimiz kuşbaşı olacak. Etimizi doğradık, hazırladık. Şöyle gösterelim. Soğanlarımızı doğrayacağız. Soğanlarımız da hazır. Şöyle göstereyim. 400 sarımsak var burada.
Hemen sarımsakları da doğruyoruz. Soğanlarımız, sarımsaklarımız hazır. Soğanımızı, etimizi, her şeyi hazırladık. Asıl yapmamız gereken etin yağını unuttuk. Hemen şöyle etin yağını da doğrayalım. Tabii ki en lezzetli et neyden çıkar? Yağdan çıkar. Kendi yağını çok ince doğruyorum. Aynı zırh yapar gibi. İçinden bu yağı almayacağım. Etimizi sonunda lohum gibi yapacak. Etimiz pamuk gibi olacak. Yağ içini işleyecek. Yağı da çekecek. Arkadaşlar yağ hazır, et hazır, soğan hazır, sarımsak hazır. Özellikle yağ ile ilgili önemli şeyler söyleyeceğim ocağın başında. Et hangi tencerede pişmesi gerekiyor? Ocağın başına geçelim, hem pişirelim hem konuşalım. Tavamızın altını yaktık. Şimdi tavamızın ısınmasını bekleyeceğiz. Isınırken de hemen iki tane tüyo vereceğim. Ara ara bu tüyoları vereceğim. Hemen yağı göstereyim. Köftelerinizde, et yemeklerinde kavram yağı kullanın. Kavram yağı daha geç donar. Hem de ne olur? Etiniz daha yumuşak olur. Köfteleriniz daha yumuşak olur. Aradan 2-3 dakika geçtiği zaman beyaz beyaz olmaz. En az 15-20 dakika içerisinde kavram yağı donma yapmaz. Yemeğinizin daha güzel olmasını sağlar. Tavamız ısındı. Hemen yağı döküyoruz. İçinden bu yağları almayacağım. Etle beraber pişireceğim. Bir de et pişirirken arkadaşlar tencereniz ne kadar ufak olursa etiniz o kadar çabuk pişer. İçinde ısı sıvışması olur. Her açılan ayrı bölümde mutlaka özel bir bilgi vermeye çalışacağım. Yağımıza bir kapak kapatıyoruz. Ocağımız orta ateşte sıçrayıp patlayıp sağa sola batırmasın. Arkadaşlar hemen şöyle bir gösterelim. Tabii ki altını bir kısayım. En kısık dereceye getirdim. Görüyor musunuz nasıl patlıyor? Aynı mısır patlar gibi. Etimi hazırlayayım ki evi batırmayalım. Yağın içindeki sular patlıyor. Hemen bir yardım edilsin bana. Arkadaşlar şimdi tekrar bir daha söyleyeyim. Tencereniz ne kadar ufak olursa etiniz o kadar çabuk pişer. Isı patlaması olur. Etimin altını tekrar orta ateşe getiriyorum. Bir de arkadaşlar etimiz ne kadar azsa o kadar geç pişer. Etimiz ne kadar çoksa o kadar erken pişer. Diyelim ki bu et 200 gramlık. Ortalama 2 su bardağı suyla anca pişer. 1 kiloluk etse 1 su bardağı suyla, et 2-3 kiloysa hiç su yemeden kendiliğinden pişer. Kapağı bir kapatalım. Et sulansın hiç önemli değil. Zaten ev ocaklarının ısı düşük olduğundan dolayı ne oluyor? Etimiz sulanıyor. Bir de sulansın arkadaşlar, sulanacak. Suyunu çektireceğiz bu tane eti. Kendi suyunda içindeki yağda lohum gibi et pişireceğiz. Tam 6 dakika geçti. Şöyle etimizi bir açıyoruz. Bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar önemli bir tüyo daha. Şimdi kaynarken ben göstereceğim. Tabii karıştırdığım için ne oldu? Kaynama durdu. Kenardan gördüğünüz hava kabarcıkları büyük büyük, görüyor musunuz? İşte bu ne demektir? Ette su var demektir. O hava kabarcıkları nasıl olursa ette su kalmamış, pişmiş demektir. Ben size onu da göstereceğim. Etin içinde suyun kalmadığını, yağın kaldığını bile sadece ete bakarak anlayabilirsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Orta ateşte etimizi pişirmeye devam ediyoruz. Yine de ocağımın altını göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orta ateşin biraz daha üstünde. Arkadaşlar şimdi etin kapağını açıyorum. Sadece ve sadece bu seferki açma sebebim hava kabarcıklarını göstermek, görüyor musunuz? Yüksek yüksek, büyük büyük, beyaz beyaz. Biraz sonra bunun rengi değişecek, küçülmeye başlayacak. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar hemen kapağı açıyoruz. Şöyle bir gösterelim. İçindeki hava kabarcıkları iyice ufaldı. Görüyor musunuz? İçinde çok az bir su kaldı. İyice yakından bakın. Artık neredeyse hava kabarcıkları görünmeyecek hale geldi. Diyelim ki mercimek küçüklüğüne gelene kadar o hava kabarcıkları gelecek. Zaten rengi de değişecek. 20 dakika geçti. Ortalama 2 dakika daha bekleteceğiz. 2 dakika geçti. Hemen şöyle gösterelim. Rengini de göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz rengi? Sadece yağ kaldı. Hava kabarcıklarına bakın, içinde kayboldu. Küçük küçük mercimek taneleri haline geldi. Eğer etiniz bu aşamada kontrol ettiniz pişmediyse bir su bardağı su ilave edip kapağı kapatıp aynı bu hale gelene kadar bekleteceğiz. Bu et pişti. Şimdi ben bu ete su katarsam yazık olur. Tam bu aşamada sarımsaklarını katıyorum. Soğanını katıyorum. Ocağımın altını biraz daha kısıyorum.
Hemen arkadaşlar yeteri kadar bir tuz atıyorum. Ben 1,5 çay kaşığı attım. Bunda çok az bir de kekik kullanacağım. Kekikle pul biber kullanacağım. Şimdi katmıyorum. Sebebi de kekik yağını atar. Etimizi bozar. Rengini de bozar. Lezzetini de bozar. Acılaştırır. Videoda eksik gördüğümüz, öğrenmek istediğimiz bir şey varsa mutlaka yorumlarda yazın. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım. Göstermiş olduğum et terbiyesinde de yoğurtlu, soğandı, domatesli hepsini karıştırıp atmayacağız. Sadece bir tanesini atsanız o etin terbiyesine yeterli. Kapağı kapatıyorum. Orta ateşte soğanların içinde iyice bir kavrulmasını, kaybolmasını bekleyeceğiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Ben bu yemeği gerçek manada anlatmaya çalışsam 1 saati, 1,5 saati bulur. Yemek tarifi olduğundan dolayı kısa tutmak zorundayım. Ocağımın altını en son açtım. Artık son aşamaya geldik. Bir daha kapak kapatmayacağız. Soğanlarımız içinde eridi. İçine bir tatlı kaşığına yakın pul biber atıyoruz. Bir çay kaşığı da kekik atıyoruz. Çok fazla değil arkadaşlar. Yüksek ateşte bunu şöyle bir karıştırıyoruz. Yemeğimiz bu. İnşallah eksik bir şey anlatmamışımdır. İnşallah videoları çok iyi dinleyip çok güzel yemekler yapabilirsiniz. Altını kapatıyoruz. Şöyle etimizi bir tabağa boşaltalım. Gerçek kavurma, gerçek et yemeği bu. Sayfamda 1000 üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Afiyet olsun.